İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. İşsizliğe yeni paket. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırım Han, İşkur'un bu yıl 1,5 milyon insanın iş bulmasına yol açacak yeni bir teşvik paketi hazırladığını belirterek, Türkiye'de işsizlikte en önemli sorunun iş beğenmemezlik olduğunu söyledi. 1600 rakımda göz göze, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından vatandaşların isteklerini daha yakından takip edebilmek amacıyla başlatılan Göz Göze programı devam ediyor. Program kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mut ilçesi mahalle muhtarlarıyla canlı bağlantı kurarak muhtarların öneri, sorun ve şikayetlerini dinledi. Hakimiyet Gazetesi. Hayalleri için sandığa gidecekler. Mersin'de 3 üniversitenin öğrencileriyle buluşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, çalınan hayallerimiz için o sandığa gideceğiz ve memleketimiz için, geleceğimiz ve irademiz için hep beraber hayır diyeceğiz. Bu memleket bizim, bunu tekrar hatırlatacağız dedi. Mersin'de terör operasyonu. Mersin'de terör örgütleri PKK, KCK ve YPG adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haberci Gazetesi. İşler iyi değil. Mersin Serbest Bölgesi'nde tapu sorununun çözülememesi, istenilen ürünün satılamaması ve mevzuat çilesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek meclise söz alarak, bölgede üretim yapan birçok fabrikanın tapusu yoktur dedi. Ayrıca bölgede istenilen ürünün alınıp satılamadığını, ürün çeşitliliğinin az olduğunu da dile getiren Şimşek, iş dünyası mevzuatlarından da yeterince çile çekiyorlar. Bunun önünün açılması, Mersin'in hak ettiği yere gelmesi lazım dedi. Gözü yaşlı anne 4 aydır oğlunu arıyor. Mersin'de iki arkadaşı tarafından evinin önünden dövülerek kaçırılan 22 yaşındaki gençten 4 aydır haber alınamıyor. Ailenin şikayeti üzerine genci kaçıran zanlılar yakalanıp tutuklanırken anne Sinem Serbest oğlunu her yerde arıyor. Tutuklu sanıklardan 3'ünün ilk duruşması yapılırken mahkemede delillerin tam toplanması amacıyla duruşmayı erteledi. Anne Serbest 120 gündür oğlunu aradıklarını belirterek devletimizden eğer oğlum öldüyse cesedi ne bulmasını istiyorum. En azından gömeriz, yeri belli olur dedi. Güney Gazetesi. CHP'den Bakan Yılmaz'a İmam Hatip sorusu. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, bakanlığınızın sürekli İmam Hatip okullarını ön plana çıkarması ve desteklemesindeki amaç nedir? Türkiye'nin esas ihtiyacı imam yetiştirmek mi diye sordu. Kravatlılar çekilsin, kaşkollular gelsin. PTT 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdman Yurdu'nda 18 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde kulisler hareketlendi. Genç Mersin İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Onursal Başkanı Alaaddin Bulut, Mersin İdman Yurdu kulüp başkanlığına adaylığını ilan etti. Bulut, şimdiye kadar kravatlılar bu kulübü yönetti. Kravatlar artık bir kenara çekilsin, kaşkollular sahneye çıksın. Bu kulübün başkanlığına ben taraftarlarımla birlikte taraftarlarım adına adayım dedi. Bulut, mevcut yönetimin 4 ay içinde 501 üye yapmasını da eleştirdi ve kongrede bütün taraftarların oy hakkının olmasına da önerdi. Bulut'un kulübün çıkmazdan kurtarılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'ın yanı sıra eski bakan Zafer Çağlayan'a çağrı yapması da dikkat çekti. Yeni Güney Gazetesi.
herkes için kütüphane. Büyükşehir Belediyesi kütüphanesini kullanan öğrencilerin ders çalışma olanaklarını daha iyi hale getirmek ve vatandaşların internete ulaşımlarını sağlamak amacıyla herkes için kütüphane projesi kapsamında 6 adet bilgisayar kütüphane kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Şehir Tiyatrosu'ndan Tuna'ya ziyaret. 16.sı düzenlenen Direkler Arası Seyirci Ödülleri'nde 3 kategoride ödül alan Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları ödüllerini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile paylaştı.